İyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar İslam. Merhabalar. Şimdi biraz önce CHP'nin belli olan 4 büyükşehir adayını ve diğer adayları, şehirlerin adaylarını da anlattım ama tabii en çok merak edilen özellikle AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir için göstereceği adaylar da çok merak ediliyor. Siz de her ikiniz de kulislere çok hakimsiniz. Ne dersiniz? Kulisler ne diyor? İsimler ne der? Ben Nasuhi Bey'le başlayayım ben o zaman. Önceliği Nasuhi'ye veriyorum. Tamam. Ben de önceliği ona veriyorum. Buyurun. Peki, tamam, nasıl dilerseniz. Tamam. Esra Hanım, nereden başlayalım? Hangi sorudan? Epeyce soru var çünkü sorduklarınızın içinde. Yani AK Parti adayları, tabii İstanbul, Ankara ve İzmir adayları çok merak ediliyor. Oradan başlayalım ama CHP'nin de merak ettiğimiz başlıkları var. Tabii İzmir var mesela, ne olacak diye, ama öncelikle AK Parti İstanbul adayı kim olur? Kulisler ne diyor? Şimdi AK Parti'nin İstanbul adayı henüz masa üzerindeki 4 ya da belki 5 isim üzerinden tartışılıyor. Ancak şu adaydır diyebileceğimiz bir isim yok. Yani bu şu ana kadar, yakın bir tarihe kadar bir aday profili üzerinden bir çalışma olarak yürütüldü. Yani çok hızlı söyleyeyim burada hani masadaki bir takım özellikler, hani bir İstanbul'u kazanacak bir aday nelere sahip olmalı, neler yapabilmeli ile ilgili. Birincisi, zaten 2019 seçimlerinin kaybedilen iki seçimin peş peşe analizler üzerinden gidiyor bu. Birincisi, İstanbul'daki AK Parti'nin hakikaten sayısal anlamda da neredeyse İstanbul'un her tarafına yayılmış devasa teşkilatını çalıştırabilecek bir isim olması. Yani teşkilatı motive edebilecek, teşkilatla bütünleşebilecek. Bununla bağlı bir diğer husus, o 3 aylık süreçte İstanbul gibi çok geniş, hakikaten hani daha doğrusu nüfus yoğunluğu inanılmaz fazla olan bir şehirde dayanıklı bir biçimde o kampanyayı yürütebilmek. Yani deyimlerinde ise her yere dokunabilmek. Bir diğer nokta, bu teşkilatı motive etmekle yine bağlantılı. Dünya görüşü ya da isteyen ideoloji olarak da tercih edebilir itibariyle. AK Parti'nin o ana omurgasıyla da uyumlu olacak. Ama aynı zamanda bu yönüyle de diğer kesimlere, yani AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın alanı dışındaki oylara da talip olabilecek. Yani onlara kapıyı kapatmayacak bir profil. Sert geçecek. Bu çok analiz ediliyor zaten gayet net bir biçimde. Yani İstanbul ve Ankara seçimleri iki taraf için de hiç kolay olmayacak. Tabii bir de şu var, yani yine masada tartışılanlar üzerinden söylüyorum. Bu seçimi kazanacak olan adayın İstanbul'la ilgili, Cumhur İttifakı tarafından söylüyorum bunu, İstanbul'a dair bir hikayesi, ortaya koyacağı projeleri, yani sadece muhatabını eleştirmek üzerinden kurgulanan bir şey değil bu. Kendi hikayenizle İstanbul'a dair siz ne söylüyorsunuz 2024 ve devamında, böyle şekillenecek. Masadaki isimleri ben tekrar söylemek istemiyorum ama buna şunu ilave edebilirim. Burada hiç önemli olabilir var belki mı? Bir yani sonucu. Daha önce hiç konuşulmamış sürpriz bir isim var mı? Siyaset dışı belki. Şu dakika itibariyle Esra Toptaş, konuşulmamış ya da bir şekilde anılmamış isim yok. Ama bana bunu bir 3 hafta önce sorsaydınız, ki soran arkadaşlarımız oldu, o zaman konuşulan isimlerin dışında da isimler var diyordum. Ama şu anda mesela Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da milletvekilleriyle yaptığı temaslar olacak. Bu devam edecek. Zaten teşkilat düzeyinde yapılmış temayüller vardı. Onun dışında da anketler var. Ve tahmin ediyorum önümüzdeki 2 haftanın mesaisi ağırlıklı olarak İstanbul üzerine gidecek. Bir bilgi daha vereyim, o da şudur. Hani burada hep şöyle oluyor, bu Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir ön aldı ve hazır olan, aslında üzerinde mutabakatı mutlak olan adaylarını açıkladı. Bu da stratejik bir hamle aslında. Yani erken açıklayarak ben daha hazırlıklıyım şeyi veriyor, imajı veriyor. Önemli. Fakat bu tarafta benim duyduğum kadarıyla 24 veya 25 Ocak'ta lansman olabilir. Bakın, 24 ve 25 Ocak'ta lansman diyorum. Yani bütün adayların tanıtılacağı bir toplantıdan bahsediyorum. Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanı Cuma çıkışında da söyledi. Yani bu ayın sonuna doğru peyderpey açıklamaya başlayacağız diye. Yani planlamadan daha uzun sürecek gibi görünüyor adayların açıklanması. İstanbul'un ve Ankara'nın, özellikle İstanbul'un ve Ankara'nın kritik ilçelerini de bunun içine alarak söylüyorum, açıklanması biraz daha gecikebilir, öyle görünüyor. Evet, Şükrü Bey'e de döneyim. Size kulislerden gelen bilgiler ne yönde? Siz ne dersiniz? Ve İstanbul seçimi nasıl bir eksenin etrafında şekillenecek? Ne dersiniz? Evet. Bir kere şunu söyleyeyim. Aslında 2019 Aralık ayı başına baktığımızda CHP'nin adayı en azından isim olarak belliydi. O açıdan şimdi AK Parti ile AK Parti'ye baktığımızda gecikme söz konusu. Ama tabii seçim yarışı asıl bence Ocak'tan sonra başlayacak. AK Parti eğer İstanbul'da mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
kendilerinin anlattığı gibi hizmetleri başarısız olsaydı seçim kazanma konusunda da bir tereddütleri olmazdı diye düşünüyorum ve şimdiye kadar da adaylarını çoktan belirlemiş olurlardı. Çünkü ciddi bir aday arayışı var. Bunun nedeni de Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kim seçimi kazanabilir? Çok ciddi çalışmalar yapıldığı belli. Çünkü kabul etmek lazım. Yani onların Ekrem İmamoğlu profiliyle, anlattıkları profille İstanbul'daki seçmenin bildiği Ekrem İmamoğlu profili farklı. Gerçekten herhalde kendilerinin elindeki de memnuniyet anketleri bunu gösteriyor. O nedenle aday arayışı sıkı. Aslında ben şunu söyleyeyim. Aday mı aranıyor Şükrü abi, yoksa şöyle de okumak mümkün. Bunu çok affedersin, bir cümle söyleyeyim sonra sen devam et. Yani başvuru sahibi olan ya da bu konuda talip olan çok olduğu için onlardan birini mi seçmeye çalışıyorlar? Yani şimdi İstanbul seçmeni Ekrem İmamoğlu üzerinde mutabıksa zaten seçim yapmaya da gerek yok yani. O zaman yürüsün gitsin yani. Vallahi Nasuh, sen benden daha iyi bilirsin. AK Parti'de bu tip seçimlerin, tercihlerin daha doğrusu nasıl yapıldığını, çok adayın o kadar da önemli bir talep yaratmadığını, yani sorun yaratmadığını. Çünkü AK Parti'de karar verme süreçlerini sen benden daha iyi biliyorsun. O nedenle bir arayış var. Aslında bana sorarsanız kim hak ediyor dendiğinde bence bir önceki İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. İstanbul kendisine böyle özel dava bilmiş bir isimdi. Aslında hem de Trabzonlu, madem öyle de bir aday aranıyor ya Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı. Uzun yıllarda İçişleri Bakanlığı yaptı. İstanbul'daki dosyalara da çok hakim. Mesela Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan bazı usulsüzlüklerle ilgili bütün dosyaları İçişleri Bakanlığı bünyesine aldı. Seçimden önce de çok, seçimden sonra da ağlamıştı. İstanbul'u nasıl kaybettik diye. Hatta bunu yıllar sonra bile tekrarladı. O açıdan bakıldığında bence hak olarak onun. Ama İmamoğlu karşısında kim kazanır arayışı bu kadar derin olduğu için ve de Sayın Soylu da hiç aday olma cesareti de göstermediği için demek ki başka isimlere yönelecek. Burada doğrusu bence şuna dikkat edilmesi lazım. Aday İstanbul için mi olacak, yoksa birilerinin adayı mı olacak? Geçen sefer açıkçası AK Parti çok net hata yapmıştır. O da nedir? Yani Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi adaymış gibi davrandı. O nedenle oraya gerçekten bir belediye başkanı adayı seçmeleri gerekir. Ve o aday da projeleri benim projelerim diyebilmeli. Ben yapabileceğim kararları, İstanbul'la ilgili kararları ben alacağım diyebilmeli. Böyle bir özelliği olmalı. Yok yine Sayın Cumhurbaşkanı biz bakacağız havadan, İstanbul'un hangi arazileri nasıl değerlendirir biz karar vereceğiz. Projeleri de biz Ankara'dan tespit edeceğiz, ona göre belediye başkanını yönlendireceğiz derse bence zaten iş başından itibaren sekteye uğramış olur. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun rakipsiz olarak açıklanması da aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir avantaj. Ve de emin olabilirsiniz, bütün adayları ile ilgili sadece oluşan algı değil, Cumhuriyet Halk Partisi bu kez kamuoyu yoklamaları da yaptı ve aldığı oy oranının üstünde bir potansiyeli olan aday açıklama sürecine gidiyor. Bundan sonra da böyle devam edecek. O açıdan zaten şey de ilginç, mesela parti meclisinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı bir tek itiraz dahi görmüyor. Yani tam bir oy birliğiyle çıkıyor. Bu açıdan İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi açısından aday sorunu zaten yok. Ama bu adayın karşısına AK Parti'nin tabii kimi çıkaracağı gerçekten önemli Esra. Ondan sonra belki sonuçlarla ilgili daha doğru değerlendirmeler yapabiliriz, bazı tahliller yapabiliriz. Ama göründüğü kadarıyla tekrar söylemek zorundayım. İmamoğlu çok güçlü bir aday İstanbul'da. Peki yani her ikinize öyle görüyorum de... ki... Buyurun. Peki Esra Toptaş, bunu söylemeden edemeyeceğim. Öyle görüyorum ki Şükrü abinin AK Parti'yi de düşünerek, yani onun kazanmasını da herhalde isteyerek veya gözeterek diyeyim, bir aday önerisi oldu.
Bunu da böyle ilginç bir not olarak bir yere kaydetmek bunu lazım. Bunu yeni yapmadım. Ben daha önce de yapmıştım. Yani tamam. Hak olarak bakıldığında bence AK Parti için... Ne tür bir haktan bahsediyoruz ama anlamadığım işte, için. Çok emek sarf etti. İstanbul'da AK Parti'nin seçimi kazanması için. Yani Sayın Süleyman Soylu aylarca İstanbul'da İçişleri Bakanı olduğu halde aylarını İstanbul'da geçirdi. Sokak sokak İstanbul'u dolaştı. Ekrem İmamoğlu kazanmasın diye, kazanınca da ağladığını kendisi söylemişti zaten, biliyorsunuz. Tamam, yani buradan onun bu adaylığı hak ettiğini mi düşünüyoruz, evet, yani? Peki, AK Parti neyse. İçinde canım. Peki. Şimdi son